Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gün ay yayınları bu mereng serisi 3. üniteyi kavratan testler 4. dersimize devam ediyoruz. Gençler, 1. sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak 1. sorumuzla dersimize başlayalım. 8x artı 20 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gerçekten ifademizi aynen yazıyorum. 8x artı 20. Şimdi baktığımız zaman iki terimli bir ifade de gençler. 8 ve 20'nin ortak bölümü nedir arkadaşlar bizim için? 4'tür. Yani ben burada 4 parantezini alırsam. 4 çarpı. 8x'i 4'e bölersek gençler 2x olur. 20'i 4'e bölersem artı 5 olur. 4 çarpı 2x artı 5 sorumuzun yanıtı. A seçeneği doğru yanıtı olur diyoruz. Evet devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar ikinci soruya devam ediyorum. A kare artı 6 A artı 9 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler A kare artı 6 A artı 9 ifadesini yazdım. Evet Üç terimli ifadeler gençler aklımıza acaba tam kare ifade mi diye düşünüyoruz. Bakın ne yapıyorum gençler Bir ve 3. terimlerin kare kökünü alıyorum. A'nın karesinin kare kökü A'dır. 9'un kare kökü 3. Ya işte bu iki sayının çarpımı a ile 3'ü çarparsam 3a. Bakın iki katı gençler. Ortadaki terim veriyorsam evet bu tam kare bir ifadedir diyoruz. Bakın 2 kere 3 6a'yı verdim. O halde ikinci terimin işaretiyle beraber yazıyorum a ve 3'ü artı ile beraber yazıyorum a artı 3 çarpım a artı 3 olur sorumuzun yanıtı a seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet devam edelim üçüncü sorumuza geçelim. 64 eksi y kare ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir diyor? 64 eksi y kare. Evet, iki terimli ifadeler gençler aklımıza hemen iki kare farkı gelmesi gerekiyor. Acaba iki kare farkı mı diye kontrol edeceğiz. Ne yapıyorum gençler? Kare köklerini alıyorum. 64'ün kare kökü 8. Y karenin kare kökü y. Bakın 8 ile y'yi bir eksili bir de artılı yazıp çarpıyoruz. 8 eksi y çarpı 8 artı y olur. Çarpanlarına ayrılmış hali. B seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet, dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki özdeşlikte A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi gençler o halde burada ee, ne yapalım? Şu 2x eksi 9'da 2x artı 9'a bakalım. Sevgili gençler bakın 2x ve 9 bir eksili bir artılı yazıldıysa aslında bu 2 kare farkıdır diye düşüneceğiz. Bunu ne yapıyorum gençler? Birinci terimin karesi yani 2x'in karesi 4x kare ve ikinci terimin karesini aldım. 2 kare fark olduğu için birbirinden çıkarıyorum. Bakın burada eşleştirdiğimiz zaman 4x kare eksi a bakın 4x kareler eşitse eksilerde eksiler de eşit o halde a'nın değeri 81 olur diyoruz. Ve denizi seçeneğini işaretliyoruz. Evet 2 kare fark farkı olduğunu düşünemezsek gençler ne yapıyoruz? Bunları sırayla çarparsam şöyle gösterelim. 2x ile 2x çarptım 4x kare. 2x ile 9x çarptım artı 18x. Eksi 9 ile 2 xi çarpıyorum. Eksi 18x. Eksi 9 ile artı 9 çarpıyorum. Eksi 81. Bakın eksi 18 ile artı 18 gitti. 4x kare Eksi 81 ifadesi kaldı. Yine buradan da iki kare farkı o olduğunu göstermiş olalım. Ve D şıkkını işaretlerim. Evet. Beşinci sorumuzda eşitliğini sağlayan A ve B e A ve B sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle 25x kare eksi 80x artı 64'te. Bakın 3 terimli bir ifade. O halde tam kare ifade miydi? Düşünelim. 25 x karenin kare 5 x. 64'ün kare kökü 8. Evet ikisini çarparsam gençler. Ne yapar? 5 kere 8 40 x. Bakın 2 katı 80 x'i verdi. O halde bu 5 x'i ve 8'i ikinci terimin işaretiyle beraber yazıyorum. 5 x eksi 8 karesi. Peki bu neye eşit gençler? ax artı B'nin karesine eşittir. Şimdi kareleri birbirine eşit olduğu için kareleri siliyorum. O halde 5x eksi 8 eşittir ax artı b. Bakın buradan gençler 5x ile ax birbirine eşittir. Yani buradan a'nın değeri 5'tir. E b ile de eksi 8 birbirine eşittir. B de eksi 8'dir. E, benden bu ikisini toplamını istedi. 5 artı eksi 8 eksi 3 olur diyoruz. Ve a şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 6. sorumuza geçelim. 4x kare eksi 64 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir? Sevgili gençler 4x kare eksi 64'ü yazdım. Şimdi iki terimli ifade gençler 2 kare farkı mı diye kontrol edeceğiz. Ama öncelikle ne yapıyorum? Ee, varsa gençler ortak çarpan parantezin alıyorum. Bakın bu şekilde daha kolay olur. Şimdi 4x'i 4x kare ve 64'ü ortak çarpanımız 4'tür. Bakın 4 parantezin alırsam x kare 64'ü 4'e bölüyorum 16. 4 çarpı x kare eksi 16 oldu. Bu x kare eksi 16 2 kare farkından kare alırsam x ve 4'tür. Bunları bir eksili bir artılı yazıp çarpacağız. Önce 4'ü yazdım. x ve 4'üm x eksi 4 çarpı x artı 4 olarak yazarız. Bakın bu ifadeyi nerede görüyorum? C şıkkında görüyoruz. Evet devam edelim. 12x kare eksi 27 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış halini istiyor. Sevgili gençler bakın az önce söylediğimiz gibi iki terimli bir ifade varsa tam kare ifade e, iki kare farkı mı diye düşünüyoruz ama öncelikle varsa ortak çarpan parantezini alacağım. Çünkü 12x karenin gençler kare kökünü direkt alamam. O halde 12 ile 27'nin ortak çarpanı gençler 3'tür. Bakın 3 parantezini alırsam 12x kareyi 3'e bölersek 4x kare kaldı. Eksi 27'yi 3'e böldüm 9. Buradan 4 x kare eksi 9'u 2 kare farkı özdeşliğinden faydalanırsam 2 x ve 3 olur. Evet 3'ü yazdım. Bakın 2 x ve 3'ün 1 eksili 1 de artılı yazıp çarpıyoruz. Evet. 3 çarpı 2 x eksi 3 çarpı 2 x artı 3. Evet burada cevabımız nerede gençler? Bakın 5 şıkkında aynı cevabı görüyoruz. Evet devam edelim. 8. soruya geçelim. X eşittir 84 için x kare eksi 8x artı 16 ifadesinin değeri kaçtır? Elbette gençler burada x'i gördüğümüz yere 84'ü yapara, yazarak yapmıyoruz. Çünkü 84 büyük bir sayı gençler. O halde x kare eksi 8x artı 16 ifadesi tam kare ifade mi diye düşünüyorum. Bakın x karenin kare kökü x. 16'ın karekökü 4. İkisini çarparsam 4x. 2 evet, katı Bakın 8x'i verdi. O x ve 4'ü ikinci sayının işaretiyle beraber yazıyorum. Yani bu ifade x eksi 4'ün karesi demektir. Şimdi x gördüğüm yere 84 yazarsam 84 eksi 4'ün karesi 80'in karesi gençler 80'in karesi 8 kere 8 64 yapar. Bunun yanına da ne yaparız? 2 sıfır ekleriz ve 6400 olur işlemimizin değeri B seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Et 9. soruda şekilde verilen karenin 16x kare 8x artı bir birim kare olduğuna göre bir kenarın uzunluğu. Gençler yine burada hemen tam kare ifade olduğunu görüyoruz. Çünkü kare olduğu için. 16x karenin kare kökü 4x. Birin kare kökü 1. Bu ifadeni ne yapıyorum gençler? Bakın ikinci ifadenin işaretiyle beraber yazıyorum. 4x eksi 1 çarpı 4 x eksi 1'dir. Yani burada o halde bir kenarımız 4 x eksi 1 olur diyoruz. 4 x eksi 1 cevabını A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet 10. soruya geldik. Şekildeki A, B, C, D ve B, E, F, G birer kare F, G ile A, E birbirine paraleldir. Karelerin alanları arasındaki fark 64 santimetre kare ise FHD üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Gençler FHD buradaki sarı üçgenin alanı. Şimdi şu küçük karemizin bir kenara x dersem gençler. Büyük karenin bir kenarı y olsun. O halde şimdi büyük karenin çünkü karelerin alanları fark edildiği için yani büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartırsam büyük karenin alanı y kare Küçük karenin alanı x kare. Bunların arasındaki fark 64'müş. Evet bu böyle bir dursun gençler. Şöyle kalemimizin rengini değiştiriyoruz. Şimdi sevgili gençler bakın burada üçgenin alanında şimdi dik üçgen olduğu için ne yapmam lazım? Dik kenarları görmem lazım. Şimdi bakın burası x burası x'tir. O halde bu kenarımız tamamı y'de y'den x'i çıkartırsam y eksi x'tir. E Altı kenarda gençler bakın burası y. O halde tamamı x de y'nin toplamı yani y artı x olarak yazabilirim. Evet alan bulurken ne yapıyorum? Üçgenin alanı diyoruz. y artı x çarpı y eksi x bölü 2 gençler. Evet ne yapıyoruz? dikgenleri çarpıp 2'ye bölüyorum. Şimdi gençler y kare eksi x karenin bakın açılımını gösterelim. Evet neydi? Kare alıyordum. y ve x bunları bir artılı bir eksili yazıp çarpıyoruz. E zaten bakın bendeki e, alanda pay kısmına dikkat edersiniz. Aynı ifade var. O halde ne diyoruz? Y kare eksi x kare yani y artı x çarpı y eksi x'in değeri 64'tür. Bakın buraya 64 yazıyorum. Buradan 64 bölü 2'den evet, üçgenin alanı 32 birim kare veya 32 santimetre kare olur. Ve B şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam edelim. 11. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen KLMN dikdörtgenin alanı 81 4 m Birim kare olduğuna göre KLMN dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç birimdir? Gençler alanı 84, 81 4 m kareymiş. Şimdi iki kare farkı olarak düşünürsek gençler. 81'in karekökü kökü 9. 4 m karenin kare 2 m. Bakın bunları 9 2 m. Ve 9 artı 2 m olarak yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar bizim çarpanlarına ayırmış hali. Şimdi hangisi kısa kenar gençler? Tabii ki fark olan kısa kenardır. Yani 9 eksi 2m buraya yazılır. 9 artı 2m de buraya yazılır diyoruz. 9 eksi 2m cevabına B şıkkında doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet 12. sorumuza geldik. Evet gençler 12. soruda küp şeklindeki kutunun sadece görünen 3 yüzüne şekildeki gibi uzunlukları santimetre cinsinden verilen eşit büyüklükte bantlar yapıştırılıp geri kalanlar geri kalan bölümler boyanıyor. Gençler sadece 3 yüzünün bakın üzerine bantlar yapıştırıyor ve geri kalan arkadaşlar tüm yüzeyleri boyuyor. Buna göre boyalı alan boyar bölgeleri bölgelerin alanları toplamı santimetre kare cinsinden gösteren C1 cebirsel ifade hangisidir? Şimdi gençler şöyle düşünüyorum. Bakın burası x'im. O halde bir yüzeyimiz gençler. Çünkü 3 tane görünen varsa 3 tane de görünmeyen yüzey var. Görünmeyen yüzey var. Peki o halde bir kenar x'e gençler. Bir yüzü bir yüzün alanı x karedir. 3 e, tane görünmeyen olduğuna göre gençler o halde boyalı alan diyorum. Nereden başlıyoruz gençler? Öncelikle 3 tane x karemiz var. Çünkü 3 tane görünmeyen yüzeyimiz vardı. Evet 3 x kare dedik. Artı şimdi arkadaşlar buraya yavaş yavaş bakalım. Ee, şimdi gençler şu üçgene baktığımız zaman bak buradaki üçgenin alanı bulmak istersen. Şimdi tamamı x. Bakın buradan y çıkarsa buraya x eksi y kalır. E şimdi tamamı x'ti y çıkartırsam o halde burası da yine x eksi y'dir. Şimdi ben bir tane üçgenin alanı için gençler ne yaparım? x eksi y ile x eksi y'yi çarparım. Bakın şu alttan göstereyim. x eksi y çarpı x eksi y bölü 2 derim gençler bir tanesi alan için. Peki bunlardan kaç tane var? Şimdi aynı şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzeyimiz var. Yani 6 tane küçük üçgenimiz var. O halde bunu da 6 ile çarptım. Söyleyeceğim. Aynen yazalım. 6 çarpım x eksi y çarpı x eksi y bölü 2 gençler bana boy alanı verecek. Şimdi 6 ile 2 sadeleştirebilirim. 3 kaldı. Evet burayı da düzenleyerek yazalım gençler. 3 x kare artı 3 çarpı x eksi y ile x eksi y'yi çarparsam gençler ne yapar? e, iki terimin e, ne der arkadaşlar? İki terimin farkının karesidir. Yani birincinin karesi x kare. Birinciyle ikinciyi çarptım. 2 i̇ki katı eksi 2 iki x ve ikincinin karesi y karedir. Ve bunu parantez içinde düşünüyorum. Buradan da 3'ü içeri dağıtacağım. O halde 3 x kare Evet 3 ile x kareyi çarptım. 3 x kare. 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. 6 2 6 x y. 3 ile y kareyi çarpıyorum. Artı 3y kare. Şimdi düzenlersem 3x kare 3x kare daha 6x kare. Eksi 6x ye, Ve 3y kare olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet bunu nerede görüyorum gençler? 6x kare eksi 6x ye, Artı 3y kareyi A seçeneğinde görüyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.